Merhabalar, ben Zeynep Ülgen. Ben Birkan Demir Çalışkan. Bugün bu videoda yeni Honda Jazz EHEV Executive modelini inceleyeceğiz. Türkiye'ye yeni gelen Honda Jazz'da iki farklı versiyon bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Executive, bir diğeri de Crosstar Executive. Jazz'ın tabii ön tarafındaki tasarımına bakmamız lazım. Çok karakteristik bir tasarım. Yıllardır Jazz modellerinde büyük farlar görmeye alışkınız. Evet. Senin de bazı şeyler dikkatini çekti sanırım. Benim bu ön kısımda en çok dikkatimi çeken şeylerden biri mavi Honda logosu oldu. Bunun bir anlamı var herhalde, değil mi Birkan? Evet, yani diğer Honda logolarından farklı olarak hibrit bir araçla burada karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor evet. Bu mavi logo. Peki benim burada dikkatimi çeken bir detay daha var Birkan. Bu ön LED farlar. Yeni Jazz'da LED ön farlar haricinde LED gündüz farları da var. Hatta sis farlarında bile LED teknolojisi kullanılmış. Bu farlar sayesinde hem yakıt tüketimi azaltılıyor, verimlilik artırılıyor ve daha iyi bir aydınlatma sağlanıyor. Bir de ön tarafta Crosstar'la biraz farkları var diye biliyorum bu versiyonun. Nedir doğru. Bunlar? Crosstar'da daha büyük bir radyatör ızgarası var. Tamponlarda plastik eklentiler var. Bundan dolayı ön tarafta biraz daha farklı bir tasarım görebiliyoruz. Şimdi biraz da arabanın yanına ve arkasına bakalım bence. Tabii ki. Arka tarafta benim dikkatimi çeken şeylerden biri EHEV ibaresi oldu. Çünkü EHEV deyince hemen anlıyorum ki hibrit elektrikli bir otomobil bu. Ama sonra hemen şöyle bir endişeye kapılıyorum. Ben şarj edebilir miyim? Şarj yeri nereden bulurum? Yolda kalır mıyım? Gibi bir endişe oluşuyor bende ister istemez. Bu kaygılardan hiçbirini yaşamana gerek yok. Bu araçta benzinli motor, elektrikli motor ve lityum iyon bataryalardan oluşan bir sistem var. Hiçbir yere gidip de bu aracın pillerini şarj edeyim gibi bir kaygın yok. Araç zaten kendi kendini şarj ediyor. Bunlardan hiçbirini yaşamadan güzel bir şekilde kullanabiliyorsun aracı. Benim bu arabada çok sevdiğim bir detay daha var. O da bagaj eşiği. Çünkü ben genel olarak arabayla seyahat etmeyi çok seven bir insanım. Ve bu arabanın bagajına iki tane orta boy bavulumu çok rahatlıkla sığdırabiliyorum. Doğru söylüyorsun. Açarak gösterelim hemen. Buradan açılıyor bagaj kapağı. Gördüğün gibi eşik çok düşük. Eşik çok düşük, evet. Ve 300 litre civarında bir bagajımız var. Bu da dediğin gibi orta boy iki tane valizi rahatlıkla alabiliyor. İstiyorsan arka koltukları yatırarak 1200 litreye ulaşan bir hacime ulaşırken bir de istersen burada ekstra bir alanımız daha var. Ekstra bir hacim burada elde edebiliyorsun. Evet. Bir de tabii ki Magic Seat denen bir özelliği var bu aracın. O Magic Seat sayesinde de arka koltuklarda farklı bir şekilde yükleme yapabiliyorsun. Bu zaten Honda'nın patentli bir ürünü biliyorsun Jazz'a özel. Evet, aynen öyle. İstiyorsan sürüşüne geçelim. Sen başlamak ister misin? Tabii, çok isterim. Yani anahtarı nereye koydum derdin olmuyor ve buradaki tuşa bastığın zaman arabayı çalıştırıp devam ediyorsun. Arabayı çalıştırdığın zaman dikkatini çeken bir durum oldu herhalde. Sessizliği. Evet. Yani ilk çalıştırdığın zaman da hani bir benzinli motor sesi geliyor evet ama yola çıktığın zaman acayip sessiz. İnanılmaz bir sessizliği var gerçekten. Ama asıl benim şu ön tarafta yani oturduğumdan beri dikkatimi çeken şeylerden biri şu ön kelebek camları. İnanılmaz bir ferah ve geniş bir alan katmış değil mi buraya? Kesinlikle öyle. Çünkü önceki versiyona göre daha büyütülmüş ön camları var bu aracın. Bunlar hem böyle hani güvenlik açısından şu A sütunları çok iyi bir güvenlik sağlıyor ki bu arada bu aracın yürek yapı çarpışma testlerinden de 5 yıldız aldığını da söyleyeyim. Bir de bu kelebek camları hep böyle bir görüş açısından sıkıntı olur. Ama bu arabada o kadar büyütmüşler ve öne doğru almışlar ki yani gördüğüm en iyi kelebek camlarından bir tanesi bu araç. Bence dış görünüşüne göre yani dışarıdan çok böyle minik olduğu için bekar arabasıymış gibi bir izlenim olsa da bu içindeki kullanım alanından sihirli koltukları olsun, bagaj açma olsun bence bir aile arabası için de oldukça uygun bir araç olduğunu düşünüyorum ben. Her Jazz nesli için bunu söylemişimdir. Aileler için de çok rahat kullanıma sahip bir araç. Baktığın zaman da çok pratik detaylar görüyoruz. Mesela iki tarafta da bardaklıklar var. Bu bardaklıkların konumu çok güzel bir yerde. Elin hemen altında. Evet. Ve hemen arkasında havalandırma menfezleri de olduğu için hani sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk hava üfleyen bir sistem var burada. Bilmiyorum yani sen de kahveye düşkün bir insansın. Evet. Ben de sabahları ilk kahve içen bir insan olarak kahvemi alıp şuraya koymak benim için inanılmaz rahatlatıcı ve kolay bir durum yani. Elinin altında olması, gördüğün bir yerde olması aynen o bardaklıkların öyle. Çok büyük bir avantaj. Ha dersen ki ben bardağımı şu orta tarafa koyuyorum, bunu da burada yapabiliyorsun zaten. Bu da bir diğer güzelliği aslında bu aracın. Mesela
bir arabada benim için en önemli olan şeylerden biri güvenlik sistemi ve bu Honda'larda bir Honda Sensing sistemi var. Doğru. Biraz bana bundan bahseder misin? Şöyle, aslında çok kapsamlı bir sistem Honda Sensing. Pek çok güvenlik donanımını tek bir şemsiye altında toplayan, bir başlık altında toplayan bir isim aslında Honda Sensing. Honda Sensing kapsamında şerit takip uyarı sistemi var bu araçta. Bir de şeritte tutma asistanı mevcut. Bu iki sistemde eğer sen şeridini ihlal edersen uyarı veriyor ve sonrasında da seni tekrardan şeridine geri sokabiliyor. Zeynep, bir de bu araçta executive donanımına özel olarak kör nokta uyarı sistemi var. Bir diğer güvenlik donanımda çapraz trafik uyarı sistemi. Bu çapraz trafik uyarı sisteminin en önemli özelliği, geri geri çıkarken park yerinden sağdan ve soldan eğer bir araç geliyorsa, ya da bir bisikletli de olabilir bu, bunlara dair sana uyarı veriyor araç. Bu sayede olası kazaların önüne geçiyorsun. Honda Sensing kapsamında çok fazla güvenlik donanımı var bu araçta. Bir de önemli bir güvenlik donanımı daha var ki o da ön orta hava yastığı. Sürücü ve yolcunun arasında bir hava yastığı daha donanımı var. Bu sayede otomotiv sektöründeki ilklerden biri de Honda Jazz'la yaşanıyor. İngiliz bir otomobil yazarı vardır, Richard Madden diye. Yıllar önce bir makalesinde şunu yazmıştı. Uzaylılar, dünya dışı varlıklar gelse ve otomobil alanında en üst seviyeye hangi araçla ulaştınız diye sorsalar ne cevap veririz diye bir soru sormuştu. Bununla ilgili de bir makale yazmıştı. Ben o yazıyı ilk okuduğumda, tabii aklımıza çok daha farklı otomobiller gelebiliyor ama Richard Madden'a göre Honda Jazz olması gerekiyor. Çünkü Honda Jazz'ın en güzel kısmı bu boyutlar içerisinde maksimum iç hacim sunan, çok modüler, çok pratik, çok ekonomik bir otomobil ve çok da dayanıklı, sürdürülebilirliği çok yüksek olan bir araç bu. Bu arabanın en önemli özelliklerinden biri Apple CarPlay ve Android Auto sistemi. Çok kolaylıkla telefonumu bağlayabiliyorum. Buradaki ekran çok böyle dokunmatik, çok rahat. Çok rahat, hem çok kullanışlı, çok da büyük ve ben dizaynını da çok sevdim açıkçası. Çok pratik. Yani benim çok fazla takıldığım konulardan bir tanesi de ekranlarda fiziksel düğmelerin her geçen gün azalması. Ancak bunda mesela en fazla kullandığımız düğmelerden bir tanesi ses düğmesi, hala fiziksel, dairesel burada bir şekilde duruyor. Benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. 9 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz burada. Dokunmatiği bayağı hassas çalışan bir ekran. Bir diğer ekranımız da senin önünde, evet. Göstergelerin tamamını görüyoruz orada. Genel sürüş özelliklerini orada görüyoruz. Bu arabayı sen benden daha fazla kullandın. Evet. Ve bu noktada yakıt tüketiminden bahsedelim mi? Yani evet, bu kesinlikle. Arabayı almamız gereken ya, yani sebeplerden bir tanesi, bütün özellikleri bir tarafa bırakalım, bu arabayı düşük yakıt tüketimi içinde almamız gerekiyor sanki. Evet, kesinlikle. Çünkü ben bu arabayı dün aldım ve bugün çekimdeyiz. Sabahtan beri de aracı kullanıyoruz, test ediyoruz vesaire ve şu anda sadece bir ivme düştü. Bu noktada Jazz'ın ne kadar modüler bir otomobil olduğundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü ikimiz de çok rahat bir şekilde sürüş pozisyonumuzu bulduk. Evet. Bu önemli bir şey. Yani böyle bir otomobilde hem geniş iç mekan sağlayabildikten sonra sen de çok rahat bir şekilde her yeri görebildin. Ben de acayip rahat görüyorum. Aynaları da ayarladıktan sonra her türdeki insanın çok rahat edebileceği bir otomobil bir taraftan da. Yani diyorlar ya mesela, bu otomobil daha çok kadınlara yönelik bir otomobil. Evet. Kadınlar daha çok tercih ediyor. Ben çok da katılmıyorum. Jazz neredeyse bence sınıfsız bir otomobil. Bence de. Honda yeni çıkardığı Honda Jazz E-HEV Executive modelini bize gönderdi. Biz de deneyimledik ve size tüm deneyimimizi aktarmaya çalıştık. Siz de Honda bayilerine giderek test sürüşüne çıkabilirsiniz. Aracın kullanım kolaylığı ve sürüş keyfini deneyimlediğinizde her an bir Jazz almaya karar verebilirsiniz.